Şırnak Barosu 2004'te kurulduğunda Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu aslında o dönemden beri var olan ve etkinliğini sürdüren bir komisyon oldu. Fakat 10 Nisan'da gerçekleşen baro seçimlerinden sonra Kadın ve Çocuk Hakları Merkezi olarak biz ona hem kurumsal bir hüviyet kazandırdık hem de ben görev almaya bu zamandan itibaren başladım. Yani dediğim gibi aslında geçmiş dönemde de faal olan bir komisyon. Çünkü bu konunun hassasiyeti Şırnak Barosu'nca biliniyor. Ancak bizim şu anda yapmaya çalıştığımız daha çok görsel ve basın medya araçlarını kullanarak kurumsal bir kimlik altında Kadın ve Çocuk Hakları Merkezi'ni yaşatmak. Ancak insan hakları evrensel beyannamesinde ve Birleşmiş Milletler kadına yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi hakkındaki sözleşmede de yer alan hakları biz öncelikle bilincini uyandırmak istiyoruz. Bunları dediğim gibi hani görsel ve aslında gerek seminer gerek basın medya aracılığıyla duyurmaya çalışıyoruz. Bölgemizde ne yazık ki her zaman var olan ancak aslında sesini duyamadığımız bir sürü kadın ve çocuk var bu konuda istismara uğrayan. Bunların artışında ben ilk etapta 2015-2016 yasak dönemindeki sokağa çıkma yasağı ve akabinde toplumun demografik yapısının çok fazla değişmesi ve insanların psikolojik yapısı üzerinde de bunun etkisini gördüğümüzden dolayı artışına bağlıyorum. Daha sonra ne yazık ki global çapta bir pandemi dönemi yaşadık. Bu pandemi döneminin de insanların aslında cinsel yönelimleri ve cinsel yönelimin psikolojiye etkilemesi boyutunda biz bunda artışı gördük. Daha çok değerlendirmemi hem bu olaylara parmak basarak yapmak istiyorum hem de yani ne yazık ki toplumda sosyolojik yapı olarak değerlendirdiğimizde cinsellik ve toplumda cinsellik kadın bağdaştırmasını gördüğümüzde burada rollere bürünüyor ve kadın üzerinde her zaman bir tahakküm aracı olarak biz cinselliği gördük. Bizim ilk amacımız yani o baronun güvenilirliğini sağlamak, yani baro sizin arkanızda diyebilmek. Bu etapta da sabit bir hat kurmayı düşünüyoruz. Bize ulaşmaya çalışan her kadın o hattı aradığında direkt gönüllü avukatlarımız ve rehber avukatlarımız eşliğinde, hatta gerekirse bir pedagog eşliğinde biz oraya intikalimizi sağlayacağız.